Esnaf ve sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ı ziyaret ederek keresteci, mobilyacı ve ayakkabı üreticilerinin yer noktasında sıkıntı yaşadığını ifade etti. Esnafların dar mekanlarda zor şartlar altında çalıştığını belirten Evren, Yeşiltepe bölgesinde kurulacak olan siteyi gönülden desteklediklerini kaydetti. 4 yıla yakın bir çalışmalar neticesinde esnaf ve sanatkarlarımızı Yeşiltepe'de bulunayım. Yere taşımak için değerli Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katkılarıyla valimizin, milletvekillerin bunu aşmamız lazım. Şimdi keresteci, mobilyacı ve ayakkabı sektöründeki arkadaşlarımız canı gönülden destekliyorlar. Buralara gitmeleri, iş artık büyütmeleri gerekiyor. Sizden de ricam bir an evvel bu işi, Sayın Bakanıma da söyledim, sizlerle birlikte bu temele atıp esnafımızı 1-2 yılda oraya taşımamız lazım. Çünkü artık yerler çok daraldı. Araçlar giremiyor, sokaklar dar. Eskisi gibi bir makinenin uzunluğu şimdi imalat yapan bir esnafımızın 40 metre 41 metre civarında Sayın Başkanım. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise esnafların şu anki yerlerinin çok dar olduğunu belirterek esnaf ve sektörün daha fazla büyümeleri için yeni adımların atılması gerektiğini belirtti. Esnaflarımız geçmişte Malatya Türkiye'de sayılı üreticilerden biriyken şu an çok yerlere düştü. Aynı zamanda kerestecilerimiz olsun. Yerleri gerçekten yetersiz. Mobilyacı esnaflarımız tamamen dağılmış bir vaziyette sanayi içerisinde. Bunların bir araya gelmesi hem şehirdeki düzen anlamında çok önemli bir gelişme olacak. Hem de o sektörlerin sadece Malatya için değil bölgeye, Türkiye geneline hitap edecek bir büyüklüğe ulaşması da bu tür siteleşmeyle mutlaka ilk adımı gerekiyor ve bununla başlangıcı hizmet grupları sitesinin olduğu bölgelerdeki alanları tamamen bu tür esnaflarımızın hizmet grupları sitesi olarak planlanmış oldu. Ve bu çerçevede de esnafımızın da mülkiyet sahibi olabilmeleri için gerçekten TOKİ'ye ihtiyaç vardı. TOKİ de bu konuda yaptığımız görüşmelerde de ciddi mesafeler alındı. Farklı illerdeki uygulamalara dikkate aldılar. Buradaki esnaflarımızın talebi ve büyüklüklerine göre bu proje çalışmasına da başlamış olduk. Evren, Ağaç Sanatları Odası esnaflarının yer talepleriyle ilgili dosyayı da Başkan Çakır'a verdiklerini kaydetti.